Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'un istifasından sonra Ülkü Ocakları yeni Genel Başkanı Sinan Ateş oldu. Sinan Ateş, bayrak değişiminde cennet mekan başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ülkücü gençliğe emanet etmiş olduğu bu mukaddes davayı, bulunduğu noktadan zirveye taşımak için var gücümüzle çalışacağız ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin onayı ile MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümünde yeni Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın yeni genel başkanı olan Dr. Sinan Ateş, kısa zaman içerisinde Türkiye'deki tüm Ülkü Ocakları il ve ilçe temsilcilikleri üzerinde etkili oldu. Sinan Ateş kimdir? 1984 yılında Balıkesir Dursunbey'de dünyaya gelen Sinan Ateş, ilkokulun, ortaokul ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olan Ateş, aynı bölümden yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktora eğitimini tamamladı. Doktora eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesi'nde akademisyen olarak göreve başladı. Sinan Ateş, 9 Ocak 2019 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak atandı. Akademik ve çevreci faaliyetlere gösterdiği ilgiyle takdir toplayan Sinan Ateş, Ülkü Ocakları dergisini akademik bir formata dönüştürerek göreve geldiğinde 10.000 olan tirajı kısa sürede 50.000'e çıkardı. Ülkü Ocakları bünyesinde Bilge Türk adıyla bir gençlik dergisi ile Dönence adıyla bir edebiyat dergisi çıkararak Ülkü Ocakları bünyesine iki yeni dergi kazandırdı. Genel merkez bünyesinde tiyatro grupları kurarak Türkiye genelinde Ülkü Ocakları'na tiyatro gösterileri yaptırdı. Çevrecilik milliyetçiliktir sloganıyla Ülkü Ocakları'nda yoğun çevrecilik faaliyetlerine öncülük eden Ateş, nesli tükenen hayvanlara yönelik çalışmaları destekledi. Ateş görevi sırasında Ülkü Ocakları bünyesinde çocuklar için Nutuk ve Kutadgu Bilik adlı çocuk yayınları çıkararak aktif bir yayın faaliyeti süreci başlattı. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent Dr. Sinan Ateş, tarih 30 Aralık 2022'yi gösterdiğinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından Ankara Çukurambar'da uğradığı suikast sonucu 38 yaşında iken hayatını kaybetti. Suikaste kurban giden ilk Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, iki kız çocuğu babasıdır.